Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hurmatli ilmiy kengash a'zolari, prezentatsiya tinglovchilari. Men Maqsudbek Yusupov Sulton Muratovich. Hozirgi paytda Belgiya Qirollik Antverp Universitetida katta ilmiy xodim bo'lib ishlayman. Undan tashqari, ion plazma va lazer texnologiyalar institutida ham o'rindoshlik asosida katta ilmiy xodim bo'lib ishlayman. Mening doktorlik ishim sovuq plazma bilan biomolekulalar o'zaro ta'sirining molekulyar mexanizmlarini tadqiq etishga bag'ishlangan. Plazma tibbiyoti, ya'ni sovuq atmosferik plazmaning biotibbiyotda qo'llanilishi shiddat bilan rivojlanib borayotgan yosh sohalardan biri hisoblanadi. U tibbiy terapiyada, masalan, yarani tuzatishda, tish kanallarini davolashda, qonni ivitishda, saraton davolashda va hokazolarda qo'llaniladi. Bundan tashqari, sterilizatsiya va biozararsizlantirish maqsadlarida ham qo'llaniladi. Masalan, bakteriyalar, zamburug'lar va viruslarni yo'q qilishda, qo'lni dezinfeksiyalash, tibbiy asbob anjomlarni sterilizatsiya qilishda, shuningdek, oziq-ovqat va oziq-ovqat mahsulotlari liniyalarini sterilizatsiya qilishda va hokazolarda qo'llaniladi. Plazma tibbiyoti bu fanlararo ko'p tarmoqli soha hisoblanib, bu o'zida plazma fizikasi, molekulyar fizika, biofizika va boshqa shu kabi sohalarni mujassam etgan. Bu sohada dunyo bo'ylab juda ko'p plazma manbalari yaratilgan va ular asosan ikki turga bo'linadi. Ya'ni plazma oqimi, plazma jet va dielektrik to'siqli razryad, ya'ni dielektrik barrier discharge deydi. Bu manbalarning barchasi umumiy ikki xususiyatga ega. Ya'ni ular xona haroratida, yaqin haroratda, past haroratda va atmosferik bosimda ishlaydi. Shuning uchun bu manbalarga sovuq atmosferik plazma manbalari deb ataladi. Ayniqsa bu manbalarni, plazma manbalarini saratonni davolashda qo'llanilishi yaqin yillarda tobora ko'proq qiziqish uyg'otmoqda. Yaqinda o'tkazilgan tajribalar shuni ko'rsatdiki, sovuq atmosferik plazma manbalari saraton hujayralarida samarali bo'lib, ular yakka o'zi yoki boshqa an'anaviy davolash usullari bilan birgalikda qo'llanilishi mumkin. Bundan tashqari, ular saraton hujayralariga nisbatan tanlab ta'sir o'tkazadi, ya'ni plazma sog'lom hujayralarga kamroq shikast yetkazib, saraton hujayralarining keng doirasiga hujum qiladi. Lekin buni tushuntiruvchi tub mexanizmlar haligacha aniq emas. Buni tushuntiruvchi umumiy qabul qilingan nazariya shundan iboratki, u reaktiv kislorod va azot turlarini saraton hujayralariga kirganda bu zarralar tufayli yuzaga keluvchi oksidlovchi stress, ya'ni oksidlovchi zararga asoslangan. Eksperimentlar shuni ko'rsatdiki, saraton hujayralarida sovuq plazma hujayra ichidagi reaktiv zarralar darajasini oshiradi va shu bilan saraton hujayralarida oksidlovchi zararni keltirib chiqaradi. Yani normal hujayralar esa o'z navbatida bir necha antioksidant tizimlarini faollashtirish orqali reaktiv zarralar ta'siridan o'zini himoya qilishlari mumkin. Bu esa ko'paygan oksidlovchi zararni pasaytiradi va muvozanatni tiklaydi. Boshqacha qilib aytganda, saraton hujayralarida dastlab reaktiv kislorod turlari konsentratsiyasi normal hujayralarga nisbatan ta'sirlashadi va oksidlovchi zarar yetkazuvchi uchun hujayra ichkarisiga kirib borishini tushuntiruvchi mexanizmlar haligacha noma'lumligicha qolmoqda va bu fundamental tadqiqotlarni o'tkazilishini taqozo qiladi. Shundan kelib chiqqan holda ushbu doktorlik ishida hujayra membranasining o'tkazuvchanligi, hujayra membranasiga oksidlanish ta'siri, membranada joylashgan oqsillarning o'tkazuvchanligi va plazma tufayli oksidlanishning signal globullar va tolasimon proteinlarga oqsillarga ta'sirini tadqiq qilish orqali biz
zerrelerinin, plazma zerrelerinin hücre içine girip barış mekanizmalarını düşünürken hareket kıldık. Demek bu işinin maksadı soğuk atmosferik plazma tüfeğiyle yüzeye geledigen reaktif zerrelerinin biyomolekülalar bilan özara tersiri mekanizmalarını anıklaş arkalı plazmanın biyomolekülalarga tersirini örgenç boyunca fundamental düşüncelerge ege bolur ve hususen bu cereyanlarda reaktif zerrelerinin rolunu anıklaştan ibaret. İlmi işlerde biz kompyuter modelleştiriş arkalı alıp vardık. İlmi işlerini modelleştiriş usulü sıfatı da moleküler dinamika metodu kullanıldı. MD simülasyası da sistemadaki atomlar faza ve vakit boyunca hareket dinamikası Newton kanunları bilen ifadelenedi. MD algoritmi de her bir iterasyada yani her bir vakit kadamı da atomlarının tizligi ve caylaşığı atomlarga tesir kılıcı güç arkalı keltirip çıkarladı. Bu güç öz navbetinde atomlar ara özara tesir potansiyeli ya ki kimya tılı bilen etkende güç meydanı arkalı hesaplanadı. Potansiyelinin türü yakarak ya reaktif ya ki reaktif bulmagen moleküler dinamika simülasyonlarını beceriş mümkün. Demek bu işte biz ikkala simülasyon metodunu ham kolladık ve ular bilan birgelikte işletiladigan umbrella sampling ve GLE degen metodlarını ham faydalandık. Demek hücre membranasının ötkezi uçarligi. Bu bölümde biz 3 ta tadqiqot natijalarini ko'rsatamiz. Bu işler natijalari yakında chop etilgan mavzu bo'yicha sharh maqolamizda ham keltirilgan. Hujayra membranasiga bosh guruhi va lipid dum oksidlanishining ta'siri. Hujayra membranasi bu hujayrani muhim qismi hisoblanib, u hujayrani tashqi tomondan keladigan narsalardan himoya qiladi. Shuning uchun plazma zarralarining bu membrana bilan ta'sirlashishi va u orqali hujayra ichiga kirib borishini o'rganish muhim hisoblanadi. Hujayra membranasi asosan fosfolipid qo'shqatlamdan ve unda joylashgan turli xil oqsillardan tashkil topgan bo'ladi. Fosfolipid qo'shqatlamning o'zi gidrofilik bosh guruhi ve gidrofobik lipid dumlaridan tashkil topgan bo'ladi. Fosfolipid qo'shqatlamda undan tashqari xolesterin molekulalari ham joylashgan bo'ladi. Ushbu tadqiqotda biz hujayra membranasi uchun sodda model sistemani tanladik. Ya'ni bu sistema sifatida biz xolesterinsiz va oqsillarsiz faqat fosfolipid qo'shqatlamdan tashkil topgan sistemani ishlatdik. Aniqrog'i dioleoil fosfatidilxolin, ya'ni DOPC molekulalari va suvdan tashkil topgan model sistema sifatida qo'llanildi. DOPC molekulasining sxematik ko'rinishi mana bu yerda ko'rsatilgan. Mana demak, bosh guruhi xolin, fosfat va glitserin molekulalaridan tashkil topgan bo'lsa, lipid qismi gidrofobik qismi esa ikkita oleoil lipid dumlaridan tashkil topgan. Demak, reaktiv moleküler dinamika va mass spektrometriya tajribalari natijalari ko'p uchrovchi oksidlanish mahsulotlari sifatida ikkita muhim oksidlanish mahsulotlarini aniqladi. Ular bittasi aldegid oksidlanishi, ya'ni lipid dumlaridan bittasi uzilishi, ikkinchisi esa OX2 deb nomlangan oksidlanish, unda lipid dumlarini to'liq bittasini ajralishi. Demak, biz keyingi reaktiv bo'lmagan MD simulyatsiyalarimizda ushbu ikkita oksidlanish mahsulotlarini qo'lladik, ishlatdik. Va reaktiv bo'lmagan MD natijalari mana shu slaydda keltirilgan. Ko'rib turganingizdek, biz bu yerda bitta lipidga to'g'ri keluvchi sirt yuzasi, qo'shqatlam qalinligi va lipidlarning Z o'qiga nisbatan joylashishini ko'rsatuvchi tartib parametrlarini hisobladik. Ko'rib turganingizdek, OX2 oksidlanish darajasining oshishi, konsentratsiyasining oshishi membrana yuzasining kamayishiga, qo'shqatlam qalinligi oshishiga va lipidlar tartibining qisman oshishiga olib keladi ekan. Mana bu rasmda ham ko'rishlaringiz mumkin. 50% oksidlangan holatda, OX2 holatida mana membrana qalinligi oshgan, yuzasi kichraygan va tartibi oshgan, tabiiyga nisbatan.
oksitlenişi de ise biz karma karşı neticelerini küzettik. Yani yüze başladı, kanın kemiğe tertip buzuladı. Hatta biz 25% OX2 mevcut bolsa hem membranada. Demek OX2 oksitlenişi lipidler tertibini aşıradı. Akıvçelliğini ise membrananı kemiğe aldegid oksidlanışı ise 25% OX2 bilan birgelikte bo'lsa ham membrananing akuvchanligining oshishiga olib keladi va aldegidning ta'siri demak yaqqolroq ko'rinib turibdi bu yerda. Bu yerda biz reaktiv bo'lmagan MD natijalarini tasdiqlash uchun ishlatiladigan tajriba natijalarini keltiryapmiz. Unda membrana akuvchanligini o'zgarishini aniqlovchi Lorden tahlili bu umumlaşken kutuplanış yani generalized polarization GP kıymetinin özgârışı bilen bağlı. Kısa kıvayt edigen bosek müsbet delta GP bu akuvçelliknin pesayişini engletse menfi delta GP bu akuvçellik, membrana akuvçelliginin aşışını engletedi. Resimde körüp durganınızdik liposomalar plazma bilen plazma arkalı her hıl vakit bilen işlev verilgen de destlep akıvçelik kemeygen keyinçelik ise vakit ötüşü bilen bu akıvçelikini küzetilgen. Demek plazma ümumi etken de membrana katıklıgını destlep biraz aşırsa keyinçelik onun akıvçelikini güçlü ve daimi ötüşüge alıp geledi. Demek membrananın ümumi ayet edigen bulsak, kattıklıkning dastlabki aşı bu OX2 tüfeyle sadır buluşu mümkün. Biz modelleştiriş neticelerinde körgenizdik. Keyinçelik membrana akıvçarlıgın aşı bu aldegid oksitlenişi sadır buluşu tüfeyle boladıyken. Demek ümumi etken de plazma bu ümumen membrananın ötkezi uçarlıgını aşıradı. Ümumi olganda ushbu ishda biz modellashtirish natijalari va tajribalar o'rtasida yaxshi muvofiqlikka erishdik. Oksidlangan membrananing o'tkazuvchanligining oshishini energetik jihatdan tekshirish uchun ushbu ish bajarildi. Bu ishda biz plazma zarralarining tabiiy va oksidlangan membranalar orqali o'tish jarayonlarini o'rgandik. Model sistema sifatida oksidlangan va tabiiy DOPC membranası kullanıldı. Oksidlengen membranan hasıl kılış için biz aldegid oksidlengen lipidlerden faydalandık. Simülasyon neticeleri şunu görsetti ki hidrofilik zerreler membranı arkalı ötkende yukarı olarak bariyerge uçraşadıyken aynısı H2O2 ve bu bariyer hidrofobik zerreler ise hiç kanaka diğerli bariyersiz bir molal membran halkalı ötüşü bu enerji profillerden görünüp durdu. Demek oksitleniş hidrofilik zerreler enerji bariyerini pes etirse hidrofobik zerrelerge bu oksitlenişinin efekti küzetilmeli. Demek oksitlenişte bariyer biraz pes eygen bunda ise diğerli özgârışı yok. Ama körtürgen izdik hidrofobik zerreler için enerji bariyerler nispeten oksitlenen zerreler için keçiriz. Hidrofilik zerreler için enerji bariyerler nispeten yukarı bulup ular membrananı erkin kesip öte almaydı. Demek bu yerde hidrofilik zerrelerini membrana hücre içige yetkizish uchun maxsus oqsil kanalları, mesela akvaporinler, ya ki elektr maydon tomonidan hosil bo'ladigan porlar, ya'ni g'ovaklar kerak bo'ladi. Shuning uchun keyingi ishimizda biz elektr maydonning g'ovak paydo bo'lishiga oksidlanishning ta'sirini o'rgandik. Yaqinda o'tkazilgan eksperimental tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ayrim plazma manbalari kuchli elektr maydonlarni hosil qiladi ekan va bu elektr maydoni plazma bilan hujayra o'zaro ta'sirida muhim rol o'ynaydi. Bu kuchli elektr maydon hujayra membranasida por hosil qiladi, ya'ni g'ovak hosil bo'ladi va bu elektroporatsiya degan elektroporatsiya deb aytiladi. Por g'ovak hosil bo'l
elektr maydon tomonidan hosil bo'lishi boshqa sohada, ya'ni plazma sohasi emas, boshqa nanosekundli pulsli elektr maydonini qo'llash orqali ham hosil qilinadi ekan. Undan tashqari adabiyotlardan ma'lumki, yuqori darajadagi lipid oksidlanishi, masalan, aldegid oksidlanishi ayniqsa, ham membranada g'ovay hosil qiladi. Demak, ushbu ikki hodisani, ushbu ikki fenomenini o'rganish maqsadida biz lipid oksidlanishi va elektr maydonining sinergistik ta'sirini, por hosil bo'lishiga sinergistik ta'sirini o'rgandik. Model sistema sifatida yana DOPC va uni peroksidlangan va aldegid oksidlangan lipidlar qo'llanildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, elektr maydon qiymatining oshishi por hosil bo'lish vaqtini kamaytiradi ekan. Ya'ni elektr maydon qanchalik kuchli bo'lsa, por hosil bo'lish vaqti shunchalik qisqaradi ekan. Undan tashqari membrananing oksidlanish darajasining oshishi ham por hosil bo'lish vaqtini kamaytiradi. Qolaversa, tabiiy membranaga nisbatan oksidlangan membranalarda kichikroq qiymatli elektr maydonlarda ham elektroporatsiya sodir bo'lishi mumkin. Ya'ni membrananing oksidlanishi g'ovay hosil bo'lish uchun zarur bo'ladigan elektr maydon bosadaviy qiymatini pasaytiradi. Ko'rib turganingizdek, peroksidlangan lipidlarda biz oksidlanishning por hosil bo'lish vaqtiga kuchli ta'sirini ko'rmayapmiz, lekin bu oksidlanish ham por hosil bo'lish uchun kerak bo'ladigan bosadaviy elektr maydon qiymatini pasayishiga olib kelishi kuzatilyapti. Doktorlik ishining 3-chi bo'limida biz plazma orqali oksidlanishni hujayra membranasiga ta'sirini davom ettirdik o'rganishni. Bu yerda ham 3ta ish o'rganildi. Birinchi ishda biz fosfodiyl serin molekulasining flip-flop harakatini o'rgandik, ya'ni membrananing quyi qatlamidan tashqi qatlamiga o'tishi va unda plazma orqali oksidlanish ta'siri ko'rib chiqildi. Adabiyotlardan ma'lumki, fosfodiyl serin konsentratsiyasining yuqori qatlamda, tashqi qatlamda oshishi apoptozga, ya'ni dasturlashtirilgan hujayra o'limi uchun signal bo'lib xizmat qiladi. Demak, membrana sistema sifatida biz POPC dan tashkil topgan membranani oldik va unda fosfodiyl serin, ya'ni bosh guruhi manfiy zaryadlangan fosfodiyl serinning flip-flop harakatini o'rgandik. MD natijalari shuni ko'rsatdiki, lipid oksidlanish darajasining oshishi fosfodiyl serinning translokatsiya energiyasini pasaytiradi ekan va membrana yuzasini oshiradi. Demak, umumiy xulosa qilib aytadigan bo'lsak, oksidlanish translokatsiya barierini pasaytiradi va flip-flop harakatini yengillashtiradi, osonlashtiradi. Natijada fosfodiyl serin translokatsiyasi tez-tez uchraydigan hodisaga aylanadi. Bu esa saraton hujayralarining apoptozida muhim ahamiyat kasb etadi. Keyingi ishda membrana tarkibining membrana orqali H2O2 o'tishiga ta'sir o'rganildi. Bilamizki, sog'lom va saraton hujayralari membranalari turli xil konsentratsiyali lipidlar va xolesterindan tashkil topgan bo'ladi. Shuning uchun membrana tarkibiy tuzilishining membrana orqali plazma zarralarining o'tishiga ta'sirini tadqiq etish muhim hisoblanadi. Shuning uchun ushbu ishda fosfolipid vezikula eksperimentlari natijalarini biz talqin qilish maqsadida MD simulyatsiyalarini bajardik. Model sistema sifatida turli xil lipidlardan tashkil topgan membrana tanlandi. Bunda 3ta narsaga e'tibor berildi. Ya'ni lipid dumining to'yinganlik darajasi, lipid bosh guruhining turi va membranada xolesterin miqdori. MD natijalarini mavu C va D da ko'rsatilgan. Unda biz 25% xolesterinli DPPC va DOPC membranalar orqali o'tish erkin energiya profillarini hisobladik. Ko'rib turganingizdek, ikkala holatda ham DPPE miqdorining oshishi, konsentratsiyasining oshishi energiya barierini oshiryapti. Energiya barieri oshyapti. Demak, passiv difuziya H2O2 ning membrana orqali passiv difuziyasiga to'sqinlik qilyapti. DPPC uchun bizning natijalarimiz eksperimental natijalar bilan mos tushdi.
Yani MD neticeleri eksperimentte küzetilgen vizikula içinde vizikula geçirgen reaktif zerrelerini fluoresans intensivliğinin kemayişini gösteriyordu. Lekin DOPC molekül membranası için simülasyon neticeleri bilen eksperimental neticeler mas düşme yaptı. Yani reaktif zerreler yani eksperimental reaktif zerrelerini köprak kirişi küzetil yaptı. Bunun sebep DPPE konsentrasyası aşkında lipidler uyumları payda boladı. Bu uyumlar DPPE ve holesterinin yukarı derecesini öz içine aladı. Bu lipid uyumlarının vücutta gelişi membrananın başka kısmı da DOPC lipidlerinin köpeyişi alıp geledi. Bu ise öz nöbette zayıf nokta bulup hizmet kıladı. Ve lipid oksidlenişi tüfeğiyle Gavek payda buluşuge muayil bulad. Şunun için bu resimde gösterilen DOPC vesikulası için DPPE konsantrasyasının aşkında reaktif zerrelerin aşığı şu tüfeğiyle çöntülüşü mümkün. Ümumi ayet edigen tecrübe ve simülasyon neticeleri şunu gösterdi ki küp kırralı fizik ve kimyavi cereyanlar, cümleden lipid oksitlenişi, lipidlerinin ziş joylaşımı ve lipid uyumlarının hasıl buluşu reaktif zerrelerini hücre çekirişte muhim rol oynaşları anıklandı. Keyingi işimizde biz mekanik stresinin oksitlengen membranaya tersini öğrendik. Uşbu işte lipid oksitlenişinin uşbu işte madde sistemi sıfatı da biz iki türlü membranadan faydalandık. Yani beta komponentli gamagen yani bir cinsli membrana ve iki komponentli heterojen membrana işletildi. Beta komponentli gamagen membrana halatı da dört kıldaki model membranalar kullanıldı. Yani tabii ve oksidlengen membranalar. Heterojen membrana halatı da ise tabii ve oksidlengen fosfolipid domillerden teşkil tapken sisteme örgenildi. Uşbu model sistemalardan faydalanıp gavay hasıl buluşunun nispi kengeyişi yani bu sırt yüzesi özgârışının dastlabki yüzeye nispeti arkalık hesaplanadigan kattalıkni aniqladık. Modellashtirish neticeleri uşbu cedvelde keltirilgen. Ümumi xulosalarni aytadigan bo'lsak, demak, nisbiy kengayish cho'zilish tezligiga bog'liq. Undan tashqari oksidlanish nisbiy kengayishni pasaytiradi va por hosil bo'lishni yengillashtiradi. Umuman olganda membrananing dastlabki o'lchami, cho'zilish tezligi va yo'nalishi g'ovak hosil bo'lish vaqtiga va nisbiy kengayishga ta'sir qiladi. Geterogen membranalarda tabii membranalarga qaraganda g'ovak paydo bo'lishi ko'proq moyil ekan, g'ovak paydo bo'lishiga va bu membranalarda g'ovaklar interfeysda ikkita domen oralig'ida yoki oksidlangan sohaning asosiy qismida hosil bo'ladi. To'rtinchi bo'limda biz oqsil kanallarining o'tkazuvchanligiga bag'ishladik. Ushbu bo'limda ikki ish o'rganildi. Har bir ish ikkita bo'limdan iborat. Demak, jami to'rtta ish natijalari keltirilgan. Demak, birinchi ishda gidrofilik va gidrofobik reaktiv zarralarning akvaporin transmembran oqsil kanali orqali o'tishi o'rganildi. Birinchi ishda H2O2 ning akvaporin va POPC membranali orqali o'tishi o'rganildi. Model sistema sifatida akvaporin tetrameri va POPC membranasi qo'llanildi. Bilamizki, akvaporinlar bu tetramer şekilde bulup, ularning her bir poru arkalı, nafakat su, yani aqua, belki başka zerreler, reaktif zerreler hem ötüşü tecrübelerde küzetilgen. MD neticeleri şunu gösterdi ki, H2O2'nin akvaporin arkalı ötüş energi bariyeri, membrana arkalı ötüşüge nispeten 3 beraber pastiken, ondan taşkarı biz difüzya koefisyenti profillerini hem hesapladık. Bu bizim ötkez uçerlik koefisyentini hesaplaştık gerek. Ümumi neticeler şunu gösterdi ki akvaporin boyla H2O2'nin erki energi bariyeri membrananın ikiye nispeten pes.
Ötkezi uçerlik koeffisiyenti ise iki kattelik tertibi. Yani aniqrağı etedigen bolsak 380 mertte katta ekenligi aniqlandı. Bu ise HQ2'nin hücre içige membrana orqali emas, belki akvaponik orqali kirib borishini tasdiqladı. İkinci işte biz bu işini köprak zerrelerini örgeniş orqali kengaytirdik. Xususan akvaporin boylab HQ2 ve OH, yani hidrofilik zerreler ve hidrofobik zerreler, NO ve NO2'lerinin ötüşünü örgendik. Ve bunga oksidlanış tasarını ham örgendik. Model sistemalar sıfatı da tabii ve oksidlangan sistemalar tanlandı. OXL bu lipid oksidlangan sistema, yani akvaporin atrofidagi lipidlerin oksidlanışı. OXP ise akvaporinin özü, yani proteinin aksılının özü oksidlanışı. Bunda biz sistin 191'ni sistin sulfonik kislotaga özgertiş arkalı eriştik. Körüm turdu ki neticelerden lipid ve aksıl oksidlanışı ikkalasi ham HQ2 ve NO2 zerreleri üçün energiya bariyerlerini biraz aşırdı. OH ve NO2 zerreleri üçün ise oksidlanışın güçlü təsiri küzetilmedi. Bu ve bundan aldığın iş bilen ümumi xulasa kıladigen bosek ikkalasini koşup durup hidrofilik zerreler, hücayrelerge akvaporin orqali o'tadi, kirib boradi. Chunki ularning lipid membranasi orqali ular yuqoriroq, yanada yuqoriroq bariyerga duch kelishadi. Aksincha gidrofobik zarralar esa katta ehtimollik bilan membrana orqali o'tishadi, chunki akvaporin orqali o'tish bariyerlari yuqoriroq. Demak, akvaporin orqali kirib borgan reaktiv zarralar hujayra ichida bu zerrelerin aşçıya alıp geliyordu ve neticede hücre apoptoziga alıp gelişi mümkün. İkinci kısımda biz XCT deb nomlanuvchi transporter aksıl kanalı orkalı sistinin transportunu örgendik. Çünkü XCT orkalı sistin kirişini bloklaş ham bil vasita hücre içindeki reaktif zerrelerini aşçıya alıp geliyordu. Demek birinci işte biz model sistema sıfatı da POPC membranası ile joylaşken XCT'nin taşkı tavanına karagan outward facing OF yapık, occluded ve içkerge karagan hücre içi tavanına karagan EF strukturlarından faydalandık. Hesablaş neticeler şunu gösterdi ki sistemalar sıfat cihetten yeterlice anık tefsiflendi. Modelleştiriş neticeleri de hesaplanan kanal radyusları, profilleri, OF strukturası ve OF strukturası taşkı kısımda açıklığı, EF strukturasının iç kısımda açıklığı ve occluded struktura, yani yapı struktura içeride boş ortasında boşluk varlığını ispatladı. Bundan taşkarı biz sistinin anık bağlanış joyunu ham anıkladık. Bu bağlanış joyu sistin bile onun etrafında joylaşken amino kislotalarının özellikle tersir energiyelerini hesaplaşı arkayı anıklandı. Ümumi netice şunu görsetti ki arginin 135 uçbu bağlanışta muhim rol oynaşa tapıldı. MD neticeleri yana şunu görsetti ki EF strukturası da sistin energiye minimumu en yukarı buluşu tapıldı. Bu ise XCT aksıldan sistinin çıkışı üçün kem enerji talep edilişi anıklandı. Uçlu neticelerden faydalanıp biz işimizde devam ettirdik. İkinci işte biz oksidlenişinin sistin transportu ve tersini öğrendik. Model sistema sıfatı da OF konformasyonu kullanıldı ve onu oksidlaş için biz sistin 320 etti. Sistik kislotaga özgertirish orqali eriştik. Kanal radyosu profilleri körüntürdü ki sistin 327'nin oksidlanışı kanalın tolalı geçe bloklanışıga alıp geldi. Bu ise bu cedvelde kilitirilgen bana sistin bilen başka zararlar arasındaki tesir energiyasını aşırı vardı. Amino kislotalarının tesiri güçlü bölgeni için kanal yapıldı.
Ve kanal yapılışı mənə bir de hem kürsətilib durdu, mənə əvvəl açıq bosa, mənə yapılıb qaldı. Demek sistin oksidlənişi protein aksılda konformasyon özgərişlərgə ap geldi, bu isə kanalın yapılışıga ap geldi. Bunu energetik cihattan hem biz anıqladık. Nəticələr şunu kürsətdi ki, sistinin oksidlənişi, sistin 327'nin oksidlənişi diğerli 34 kilojoule taksim mol getiğin koşumça bariyerini hasıl kıldı. Bu ise sistinin hücayrı içine girişine toskırlık kıladı. Beşinci bölümde biz üçte aksıllarını, yani signal, globular ve talasoma proteinlerine oksidlanışına bağışladık. Bu bölümde hem üçte iş örgənib çıkıldı. Ümumi kılıb etedigen bolsam, proteinlerinin oksidlanışı onlarda konformasyon özgərişlerine ap geledi. Bu konformasyon özgərişler onların funksiyalarına təsir kıladı. Mənə bir de ümumi xulasını etedigen bolsak, HGF strukturası da pəs dərəcədə oksidlanış, onu içki signal yollarına ünçelik təsir kılmaydı. Bu isə yaralarını davalaşta kol gelişi mümkün. Yukarı derecede oksidleniş ise içki signal yollarını buzadı ve hücayra tarqalışı, hücayra köpeyişine toskırlık kıladı. Bu ise rak saratan hücayralarını davalaşta muhim hesaplanadı. Kengi işimizde bir sitaglobin proteinini oksidledik. Onda eksperimental neticeler şunu gösterdi ki, bu yerde disulfit bağı hasıl buladı. Bu disulfit bağı öz növbətide strukturada konformasyon özgərişlerine ap geledi ve neticede him grubu, him grubu'ya dost açıklı, him grubu'ya zərərlənikir barışını yengilləşdirdi. Ahir geçimizde biz S şəkildəki amiloid beta peptid agregasiyasının oksidlanış təsirini öyrəndik. Bu işte model bu işte hem evvelki işlerdeki kəbi 3 xil oksidlanış dərəcəsi tənlənildi ve axırki oksidlanış dərəcəsi bu tuz köprigi deyə ataluvçu lizin 28 ve alanin 42 arasındaki güçlü özara təsirini bozuluşuna ap geldi. Simulasiya neticeleri şunu gösterdi ki, pəs dərəcəlidəki oksidlanış, yani OX1 ve OX2 halatları da konformasiya ünçəlik güçlü təsir kımaydı konformasiya özgərişlərgə. Əksincə yukarı dərəcədəki oksidlanışda, de, yani tuz köprüki bozuluşu nəticəsi de strukturada yukarı ilgili ünçəlik ve köpürak konformasyon özgərişlərgə alıp geledi. Bu ise erituvçi, yani su nin peptidler arasına girişi ve neticede peptidler ara bağlanış erkin energiyasının pəsəyişi yap geledi. Hakikaten mənə erkin energiyasının pəsəyişini anıqladık. Oksidlanış dərəcəsi aşkən səri erkin energiyası bariyeri pəsəyi yaptı. Ümumi xulasa qıladığım olsa MD neticeleri şunu gösterdi ki, oksidlanış derecesinin aşışı peptidler ara bağlanış energiyası pəsəyişi alıp geledi. Bu ise öz növbəti de amiloid beta agregasiyası cereyanını izden çıkaradı. Xulasalarga her bir slaytda toxtalıb ötüldüm. Çünkü ümumi xulasadan aytadigan bolsam, membrana sisteması ve ondaki oksidlanış cereyanları örgənildi. Xüsusən membrana arkalı reaktiv zərələrinin transportu, fosfodietil serin filiflop hareketi, mexanik stresin təsiri, elektromeydan təsirleri bətəfsil örgənildi. Ondan taşqarı 3-də model sistemaların xüsusiyyətlərgə plazma arkalı oksidlanış təsiri bətəfsil tekşirildi. Bu məqsəddə model aksıllarının oksidlengen şekiller yaratışı için ayrım aminokislataları tellendi. Simülasiya, ümumi etkende simülasiya neticeleri bilen model eksperimental neticeler ortası da yaxşı sıfatlı sıfat cihattan muvafıklıkka erişildi. Nashr qilingan işler ushbu slaytda keltirilgen. Ahırda bu doktorlik işi de menge
ilmiy maslahatchi sifatida yordam bergan va doktorlik ishi bo'yicha o'z fikr va takliflarini bergan professor Sirojiddin Mirzayevga samimiy minnatdorchilik bildiraman. Bu yerda Antwerp universitetida menga PhD davrimda supervisorlik qilgan Anime Bogarsga ham minnatdorchiligimni bildiraman. Undan tashqari ishni baholashda unga baholashda qatnashgan va o'z taklif mulohazalarini bergan rasmiy oponentlar akademik Sadullah Bahramov, professor Akbar Rasulov va professor Yan Benediktlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Va nihoyat eksperimental hamkorlarimiz ya ham tashakkurlar bildiraman. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.